daha var. Onun için çok fazla bekletmek istemiyorum sizi. Gündem yoğun, malum. Bir seçim sürecinden çıktık. Bu vesileyle ben bu seçimlerin ülkemize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni seçilen arkadaşlara başarılar diliyorum. Geçmişte emeği olan herkese katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemiz için, milletimiz için, ülkemiz için bu seçim hayırlı olur. Şimdi bu bir basın toplantısı olarak değil, eş, dost, bir kahvaltı ortamı olarak düşünelim. Çünkü biz 2 yıldır görevdeyiz. Herhalde ilk kez veya ikinci kez basınla bir araya geliyoruz. Çok fazla gelme fırsatımız olmadı. Fakat biz şu an çok kritik bir dönemdeyiz. Futbol takımı olarak özellikle son 4 maçımız kaldı. Ve son haftalarda bir ivme yakaladık. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bu sonuçlar da puan durumuna yansıdı. Şu an lig bitmiş olsa biz bu yıl bu ligde kalmış oluyoruz. Üstelik bir maç eksiğimizle. Önümüzdeki 4 maçı da kazanarak inşallah Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız. Benim bundan hiçbir şüphem yok. Fakat Silivrispor sadece bir futbol takımı, futbol kulübü olarak düşünülmesin. Biz bir spor kulübüyüz. İçinde farklı branşları da bulunduruyoruz. Neden futbolla başladık? Futbol lokomotif, herkes futbolla ilgileniyor. Futbolla yatılıp kalkılıyor bu ülkede. Aslında diğer branşlara da aynı önem verilse daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi ben önümde birkaç tane not var, izninizle onları paylaşmak istiyorum. Silivrispor sadece bir futbol kulübü değildir. A takımı, futbol altyapı, voleybol, basketbol, bridge, boks olmak üzere 400 sporcumuz, 295'i lisanslı oyuncumuzdur. Bayan voleybol takımımız 2. ligde mücadele etmektedir. Midi ve mini olarak. Bu yıl, geçen yıl olduğu gibi altyapımız U19 grubunda namalup şampiyon olmuştur. U13 takımımızdaki 3 tane gencimiz milli takıma seçilmiştir. U13 takımımızdaki 3 tane gencimiz milli takıma seçilmiştir. Bu bizim altyapımıza vermiş olduğumuz önemi gösteriyor. Fakat hemen altyapıdan al, A takımda oynat diye bir şey söz konusu değil. Bu uzun süreçli bir iş. Yatırım yapacaksınız. 5 ile 10 yıl aralığında ektiğimiz fidanlar ağaçlar meyveye dönüşecek. Ancak o şekilde olabilir. Yani uzun soluklu bir iş. Çok önemli bir sevincimi sizinle paylaşmak istiyorum. 2 gün önce bizim boks hocamız, boks şubemizde gençlerimize boks idmanı yaptıran, boksu öğreten boks hocamız 6 tane müsabaka yapmıştır ve Avrupa şampiyonu olmuştur. Silivrispor'un boks hocası 2 gün önce Antalya'da Avrupa şampiyonu olmuştur. Bu bizim için büyük bir onurdur. Dediğim gibi biz sadece bir futbol takımı değiliz. Biz spor kulübüyüz. Ve bu bir gönül işi. Kulübümüzün kurucusu merhum Şerafettin Arda'dan günümüze kadar olan tüm başkanlarımıza ve yöneticilere kulübümüz adına her zaman olduğu gibi tekrar teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Kolay bir iş değil. Bunu yaşıyoruz ve görüyoruz. Biz bir süre önce sosyal medyadan Silivrispor olarak takımına sahip çık, benim takımım Silivrispor kampanyası başlatmıştık. Bu kampanyaya ilk elini uzatan kişi sağ olsun, yeni görevinde de başarılar diliyorum kendisine, Sayın Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz olmuştur. Kendilerine gönderilecek çiçek yerine Silivrispor'a bağış yapılmasını istemiş. İlçemizdeki tüm esnafımıza Silivrispor bayrakları dağıtmış. İlçemizin sokak ve billboardlarını donatmıştır. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ama ve lakin başlattığımız bu kampanya sadece şu anlık bir destek olarak kalmamalı.
Bu desteğin sürekliliği sağlanmalı. Yıllık gelir ve gider bütçesi eşitlenmediği için her yıl bütçe açığı vermekteyiz. Bu açık ya yönetim kurulu tarafından ya da belediye tarafından. Ya vereceksin ya bulacaksın mantığıyla kapatılmaktadır. Fakat bunun devamlılığı mümkün değil. Hiç kimse her yıl cebinden hiçbir yönetici 1 milyon gibi bir para kulübe veremez. Bu mümkün değil. Devam edemeyiz. Bu zaten amatörlük. Profesyonellikteyiz. Amatör bir bütçe çalışmasıyla gidiyoruz. Biz gelirlerimizi yılın başında ne olduğunu bilip sabit gelirlerimizi yıl sonuna ona göre planlama yapmalıyız. Yani ayağımızı yorgana göre uzatmalıyız. Bunun için kesinlikle ve kesinlikle bu desteklerin devamı gerekiyor. Kulübümüzün denk bütçesini oluşturabilmek için sizin huzurunuzda ben Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım ve çok kıymetli iş adamlarımızdan iki tane proje rica ediyorum. Bu benim için değil, yönetimimiz için de değil, kulübümüzün geleceği için. Artık biz istemiyoruz, belediyeye gidelim, bize destek verin, şuna gidelim, bize destek verin. Bu bizim onurumuzu zedeliyor. Bunu yapmadığımız için de, yapmamayı tercih ettiğimiz için de cebimizden veriyoruz. Ama tıkanma noktasına geldik arkadaşlar. Bütün samimiyetimle söylüyorum. İnanın hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Karşılıksız, karşılıksız bir sevgiyle veriyoruz. Ben ve yönetim kurulu olarak birkaç tane de dışarıdan dostumuz. Dostlarımızdan rica ediyoruz, kulüp için kredi kullandırıyoruz. Sonra gelirlerimizden o kredileri ödüyoruz. İsim vermek istemiyorum. Onlar çünkü isimlerini açıklamamızı istemiyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ben iki tane, sadece iki tane çok basit hayata geçirilebilecek projeyle Silivrispor'un denk bütçesini oluşturabileceğini ve bu sayede de sadece futbola değil, voleybola, basketbola ve diğer branşlarımıza daha profesyonel, daha fazla ekonomik katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Altyapımıza daha ekonomik özgürlükte yatırımlar yaparak bu 5 ile 10 yıllık süreci daha erkene çekebileceğimizi düşünüyorum. Şunları rica ediyorum. 1. Silivri'deki mevcut her fabrika bağış makbuzu karşılığı aylık sadece aylık 1000 lira gibi bir tutarı kulübün resmi banka hesabına yatırsın. 1000 lira. Sadece 1000 lira. Fabrika istihdam sağlanıyor burada. Silivri'de iş yapılıyor. İş adamları derneği başkanımdan rica ediyor. Kaymakamımdan rica ediyor. Fabrika sahiplerinden rica ediyor. Ama bir daha söylüyorum. Kendim için değil, yönetimim için değil. Silivri'nin, bakın sokaklarda her tarafta Silivrispor bayrakları var. Bu bayraklar için. Aylık sadece 1000 liradan bahsediyor. 300 tane fabrika var. 300 bin lira yatar. Yıllık 3 milyon 600 bin lira gelir elde etmiş oluruz. 300 tanesinin buna katılacağını düşünelim. Ve yarısının katılacağını düşünelim. Yani çok ciddi bir gelir elde etmiş oluruz. Ve denk bütçeyi oluşturmuş oluruz. O zaman hiç kimse paralı başkan aramak zorunda kalmaz. Paralı yönetici aramak zorunda kalmaz. Çünkü daha profesyonel yönetimlerin de oluşması gerekiyor. Ben istiyorum ki kaç tane branş varsa yönetim kurulunda o branşlarla uzmanlaşmış kişiler olsun. O işin mutfağından gelenler olsun. Sadece cebinde parası olanlar olmasın. Böyle olmaz. Biz bütçeyi oluşturduğumuz zaman çok daha profesyonel ekiplerle de bu işi daha iyi yerlere getirebileceğimizi düşünüyorum. Ve sonuçlanacağımızı düşünüyorum. Yorulduk diyorum, yorulduk. Bir bu, bir daha tekrar ediyorum. Silivri'de bulunan fabrika sahipleri ayda sadece 1000 lira kulübümüze bağış yapsın. İki, geçen yılda bu gündeme geldi. Fakat bir türlü hayata geçirilemedi. Silivri'nin belli yerlerinde, bakın arkadaşlar bunları bir daha söylüyorum. Kendimiz için istemiyoruz. Silivrispor için istiyoruz. Biz dilenci mantığından çıkartmak istiyoruz kulübü. Bu Silivrispor, Silivri'nin en büyük markası. Bu net. En büyük sivil toplum örgütü. Bu net. Arkasından binleri
sürüklüyor. Bu çok net. Geçen yılda gündeme geldi. İkinci isteğim. Ama gerçekleşmedi. İlçemizde belirlenen noktalarda hep beraber belirleyelim. Sadece 100 tane billboard, reklam billboardu Silivrispor'a verelim. Biz de bunları kiralayalım ve Silivrispor'a gelir elde edelim. Zaten mevcut gelirlerimiz olan otogar, otopark, kira, spor toto, TFF gelirleri de bunlara eklendiğinde çok çok ciddi bir bütçe elde edilebilir. Ve Silivrispor ekonomik yapısı sağlam temelleri oluşturulmuş olur. Bu sayede hiç kimse, az önce de söylediğim gibi, paralı başkan ya da yönetici aramak zorunda kalmaz. Sürekli kurumlara gidip destek dilenmek zorunda kalmaz. Çok önemli. Biz bugünü değil, geleceği planlıyoruz. Bu isteklerimiz bugün için değil. Biz batmış bir kulüp değiliz. Şükürler olsun. Buraya kadar getirdik. Bir ay daha götürürüz. En başında söylediğim gibi, biz şu an lig piste düşmedik. Düşmeyeceğiz. Ben inanıyorum. Son maçlarda zaten aldığımız performans, sonuçlar ortada. Teknik kadroma, sporcu kardeşlerime, yöneticilere, taraftarlara, sizlere, tüm Silivri halkına inanıyorum, destekleyeceksiniz ve biz bu ligde kalacağız. Önümüzdeki yılki planlamalar 4 hafta sonra konuşulur. Biz bunları sadece bugün için istemiyoruz. Çünkü kurumlar kalıcı, kişiler geçicidir. Allah'ın izniyle bu yıl ligde kaldıktan sonra kişisel kararları ve değerlendirmeleri yaparız. Evet, bizim genel kurulumuz geçen yıl yapıldı. Bizim normal şartlarda bir yıl daha süremiz var. Ama bu tekrar değerlendirilir. Silivrispor için ne gerekirse, ne faydalı olacağına inanırsak onu yaparız. Ben Silivrispor'un sadece bugünlerde değil, her daim desteklenmesini istiyorum. Ve sizlerden bu konuda yardım rica ediyorum. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah razı olsun. İşiniz rast gelsin. Teşekkür ederim.